Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, kızanlar. Güzel bir tesadüf oldu. Giriş videomu Amerikan arabasıyla başladım. Bugün Amerikan arabaların, müzelik antika arabalarını bakmaya gidiyorum sizler için. Hadi çıkalım yola. Arkadaşlar geldik. Marina'nın olduğu yerde düzenleniyor bu etkinlik. Bugün hava 18 derece. Biraz önce yağmurluydu. Hatta belki de ben iptal ederler demiştim ama yağmur dindi. Bir saat önce falan yağdı yağmur. Burada pek fazla araba da görünmüyor ama var bir kalabalık. Beraber gezelim. Gelenler var. Zaten yeni başlamış olması lazım. Hadi gidelim. Evet, başladık. Sağ tarafta var bir iki tane Amerikan arabası. Bilmiyorum onlar etkinlik için mi? Sonuçta burada gene biraz insan var. Kafeterya dolu görünüyor. Bunlar birçoğu müzelik değil. Amerikan arabası ama birçoğu dediğim zaten müzelik olanlar. Arkadaşlar, siyah zeminde beyaz plaka harfler, şu müzelik mesela, şöyle bir araba, böyle bir ilginç bir Amerikan arabası, neymiş bilmiyorum markası, uçak gibi arabalar arkadaşlar, hava serin, umarım yağmur yağmaz çekim süresince. Başka bir dünyadan gelmiş gibi arabalar. Fark ediyorsanız arabanın üstü ıslak, yağmur yağmıştı bir saat kadar önce. Şöyle gidelim. Bu da bir müzelik bir araba belli, antika. Markasını bilemiyorum. Camaro diyor. Omaro Camaro. Bu da güzel bir araba. Şöyle bir araba arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yine burada bir üst açık Amerikan arabası. Bakalım ilginç arabalara rast gelecek miyiz? Daha doğrusu kendime göre ilginç arabalar. Bu da müzelik bir araba. Farkındaysanız. Şöyle içini göstereyim, üstü açık. Beyaz deri. Beyaz deri. Arkadaşlar. Bu da gene böyle bir Amerikan arabası. Bu müzelik değil, dökülüyor, bakımsız kullanılıyor belli. Portakal rengi bir araba burada da. Bilmiyorum müzelik mi, göremedim şeyini, antika mı yani, plakasını göremediğim için. Evet, bu da müzelik bir araba. Bakın burada bir sürü etkinliğe katılmış. Evet, burada katıldığı etkinlikleri stikerle ölümsüzleştirmiş diyeyim artık. Böyle bir araba içine de şöyle göstereyim. Arkada koltuk yok. Niye yok? Başka bir şey var. Bir şeyler var içinde ama ne olduğunu anlayamadım. Bu rallide falan kullanılmış herhalde. Destekler falan var zamanında. Arabadan. Evet. Kafeteryamız dolup dolup taşıyor.
kafeterya dolu. Biz şöyle bir taksi pick-up var arkadaşlar. Taksi pick-up. Bu bilmiyorum modeli mi böyleymiş. Bilemedim ama bu da çok ilginç. Şöyle. Önden de bir çekeyim bunu. Yalnız bu müzelik değil herhalde. Ama ilginç. 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 Şurada Chevrolet var. Bu biraz Avrupa'yı model Chevrolet'e benziyor. Dizayn olarak. Bu beyaz Chevrolet. Çünkü büyük değil o kadar. Ya, sonuçta gene normal arabalardan gene büyük de. Asıl Amerikan arabalarının standarda bakacak olursanız öyle çok büyük bir araba değil. Ama şimdiki arabaların bu B segmenti mi deniyor nedir? O kadar var yani. Büyük yani. Burada bir tane daha var. Arkadaşlar şurada bir tane daha var. Şöyle. Magnum Charger yazıyor arkadaşlar. Bir tane daha Amerikan arabası geldi. Sesi duyuyorsunuzdur. Bu da şey değil. Müzelik değil ama burada bir ilginç kaç model bilmiyorum. Şöyle baktım. Karşıya gezmiştik. Öyle bir göstereyim. Etrafı da göstereyim. Bu da ilginç. Sanki etkinliğin en ilgi çekici arabalarından bir tanesi. Bu. Müzelik. Antika yani. Antika. Bayağı uğraşmışlar. Yapmışlar. Çalışıyor. Güzel bir araba. Kaç model olduğunu bilmiyorum. Markasını da bilmiyorum. Ama güzel bir araba arkadaşlar. Bunları ancak filmlerde görürüz. Yani içini şöyle bir gösterebilir miyim? Bir göreyim. Pencereden uzatıyorum şeyimi. Kameramı. Umarım görüyorsunuzdur. Ben çünkü göremiyorum. Pencereler çok küçük. Açık bir pencere bırakmışlar kapıları. Görsünler diye. Böyle bir güzel bir araba. Elvis de var tabi orada. Görüyorsunuz. İçeriden de görmüşsünüzdür. Mikrofon var. Veya telsiz mi nedir onu bilemeyeceğim. Şöyle göstereyim. Elvis görünmüyor ama mikrofon veya telsiz görünüyor sanırım. Şoför mahallinde. Güzel bir araba. Daha da geliyor Amerikan arabaları. Arkadaşlar Amerikan hurdası derler. Demiri derler bunları. Çünkü çok benzin yakar. Hurda olarak demir anlamında hurda derler yani. Amerikan demiri derler bunları. Bütün büyük aksamları metalden olduğu için herhalde öyle diyorlar. Bu da güzel bir araba. Bunun camı açık. Şöyle içini göstereyim. Eşyaları var ama kişisel. Sonuçta siz onları göz önüne almayın. Bonneville'miş arkadaşlar bu. Bonneville diye bir araba. Bu da müzelikmiş. Bu da güzel arkadaşlar. İlk defa ben böyle bir araba etkinliğine geliyorum. Daha doğrusu Amerikan arabası etkinliğine geliyorum. Burada da var bir tane. Bu da gelmiş öylesine. Bakın. Emniyet kemeri falan yok bunlarda.
gemi gibi araba deriz ya, hakikaten gemi gibi arabalar artık işte. Büyükler. Wow. Wow arkadaşlar. Evet. Şu müzeli bir araba gidiyor. Harekete geçti. Şöyle göstereyim ben size. Gemi gidiyor arkadaşlar. Nereye gidiyor? Başka yere gidiyor herhalde. Yer değiştiriyor zannedersem. Neyse. Biz de hareket halindeyiz zaten. Şurada bir tane karşıda var. Ya bunlar karışık olarak park ettikleri için aralarda Amerikan arabaları var. Normal insanların kullandığı arabalar. Şurada da bir müzelik araba. Ford'muş arkadaşlar bu. Bildiğimiz Ford. Kaç model bilmiyorum ama motoru falan görünüyor. Burada kapağı yok mu? Açmışlar mı? Varmış kapağı. Açmışlar. Yazlık şeyi galiba bu. Yazın açılıyor ısınınca herhalde. Büyük ihtimal. Bilemeyeceğim ama. Veya görsünler diye de açmış olabilir. Pikapmış bu arkadaşlar. Güzel. Çok güzel ama. Pikapmış. Ben bunun pikap olduğunu önden anlamamıştım. Mükemmel ama. Çok, bunu çok güzel yapmışlar. Bu yeni elden geçmiş. Büyük ihtimal. Veya geçtikten sonra bile pek dokunmamışlar, kullanmamışlar bunu. Mükemmel arkadaşlar. Bu en güzel şimdiye kadar gördüğüm arabaydı. Hakkını vermiş kimse. Kapı sapı şuradan herhalde. Şöyle içini göstermek isterim ama bunun kapısının camlarını kapalı tutmuşlar. Dokunmasınlar diye. Büyük ihtimal. Böyle bir araba. Aa, mükemmel arkadaşlar. Neyse neredeydik? Burada başka arabalar da olduğu için. Yine Amerikan arabası var ama. Yok arkadaş. Bakın bildiğimiz Impala'lar. Benim çocukluğumda vardı. Böyle bir Impala'ya, yeni Impala'ya binmiştim arkadaşlar. Beyaz veya krem beyazdı hatırladığım kadarıyla çocukken. 70'li yıllarda o da mı iki kapılıydı böyle bilemeyeceğim. Onların dört kapılıları oluyor muydu? Böyle bir Impala'ydı. Hatırlıyorum da o bozuk yollarda, taş yollarda yağ gibi kayıyordu. Çocukken bile hissetmiştim ben onu. Arka koltuğa oturmuştum. Büyük ihtimal veya ön koltuğu, onu da hatırlamıyorum. Ön koltuk olabilir. Göremiyormuşumdur zaten hiçbir yeri. Şöyle bakıyorum da hiçbir hafızada hiçbir şey kalmamış. Tanıdık bir şey değil. Akşam üzeri binmiştik zaten. Karanlıktaydı böyle. Böyle. Önden de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir araba. Gene bir Amerikan arabası ama burada insanlar toplandığı için pek fazla dolanmak istemiyorum o etrafında. Zaten öyle bir müzelik değil. Gene burada bir diğer bir araba. Amerikan ama müzelik değil. Vallahi markalarını falan bilmiyorum. Eskiden belki de yazmıyordu bunlar. Bilemeyeceğim. Gene bir
Amerikan demiri. Ama güzellik değil. Şöyle bir göstereyim ki havasını görün. İçini görün. Derik olduk. Sonuçta Antika sertifikası almasalar bile bunlarda pek bir değişiklik yok. Modifiye edilmemişler. Ama yeterli değil herhalde. Artık arkadaşlar ya bu arabalarla önleri çok uzun bunların. Yine bir Ford var sarı. Onu es geçiyorum, içinde insan var. Fazla dolanmıyorum etrafında. Arkadaşlar bu da müzelik. Bu burada şöyle bir iki gündür sanki veya sabahtan beri beklemiş gibi. Üzerinde ağaç çiçekleri var. Şöyle. Ama müzelik araba. Antika yani. Dodge'muş bu. Bildiğimiz Dodge. Tam Amerika özentisi bunlar. Bakın ama kovboy şapkası bile var arka koltukta. Amerikalı olma özentisi. Dodge. Yine siyah bir Imperial diyor arkadaşlar. Bu da müzelik değil. Siyah bir araba. Şu cam açık olduğu için şuradan diğer tarafı göremediğim için buradan içini bir çekeyim önce. İçi mükemmel. Dolaşalım. Kırmızı arabayı görüyorsunuz. Bizim onu gitmeden bir göstereyim. Dikkatimi çekti, tanıdık. Bizim Ford minibüslerden de var burada. Bu Finlandiya'da ikinci defa böyle bir Ford minibüs görüyorum ben. 30 yıldır görmemiştim. Böyle. Bir de şöyle çekelim arkadaşlar. Gene ama üst açık. Kırmızı. Ama bu da değil. Antika değil. Buick marka bir araba. Daha arkadaşlar yeni gelen arabalar var. Biz belki de çok erken geldim ben. Belki de biraz insanlar tereddüt etti. Gelmeye daha yeni çıktılar yola. Çünkü dediğim gibi hava yağışlıydı bugün. Bir saat öncesine kadar yağmur yağdı. Rüzgarla beraber bayağı da güzel de yağdı. Onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Havanın böyle olması. İnsanlar genelde burası dolar dolar taşar böyle etkinlikler. Gene şu Türkiye'den tanıdık eskiden böyle bu tip benzer yani. Dolmuşlar olurdu İstanbul'da, Aydın'da da olurdu bunlar. Vardı gördüm ben bunlardan. Benzeri olabilir tabii. Bunlardan demiyorum. Benzerleri vardı. Bu da müzelik. Çürüyor. Bakım gerekiyor. Boya gerekiyor. Ama almış zamanında şeyini büyük ihtimalle orijinal olduğu için her şeyi birçok şeyi yani %70'ti galiba.
siyah zeminli plakayı kapmış. Kaç model bilmiyorum. Yanımda bilenler olsa. Böyle. Uçak gibi araba deriz ya. Zaten adam uçak logosu koymuş zamanında. Arkadaşlar bu hangi marka araba? Ben bunu bulamadım. Chevrolet galiba bu. Şimdiki yeni Chevrolet'in logosunu logosuyla bağdaştırıyorum. O yüzden öyle dedim. Öyle mi araba? Burada bitti. Bu sıra bitti. Bu sırada yok bir şey. Karşı sırada hemen bizim minibüsümüze geçelim. Bu minibüslerden bulunur daha ama arada bir fark var mı? Onu görebilecek miyim? O yüzden geldim. Bu da almış siyah şeyini. Plakasını. Öyle diyeyim. Plakasını almış. Orijinal yani. İçini göremeyeceğim arkadaşlar. İçini göremeyeceğiz. Şu şekilde camdan gösterebilirim. Bilmiyorum, şöyle soksam. Şöyle. Kelebek camından soktum arkadaşlar. Kelebek camı açıkmış. Oradan bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. Ben göremedim. Arka tarafı siyah cam olduğu için pek göremedim ne olduğunu. Ford, bildiğimiz Ford Transit. İngiliz arabası. İngiliz bayrağı var. İngiltere'de yapılmış büyük ihtimalle. Ford Transit'ler. Burada da var bir tane beyaz Riviera var. Buick. Buick. Araba. Arkadaşlar ben bu videoyu ham olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun olacak, farkındayım. Amerikan arabalarına ilgi duyanlar seyreder. Zaten ilgi duymayan videoları seyretmiyor. Onu zorla kimseye zaten video seyrettiremeyiz. Riviera. Yine burada var bir Amerikan arabası. Bunlar hala kullanımda, o kadar Van, Chevrolet görünüyor. Bunlar da fena değil. Şimdi Türkiye'de olmayan araba modelleri de var burada görmediğimiz. O yüzden de ben gösteriyorum arkadaşlar. Hani şöyle içini gösterebilecek miyim bilmiyorum ama cam gene kapalı burada. Umarım bir şeyler görebiliyorsunuzdur. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar ben göremiyorum. Üstten hafif camı açık bırakmışlar. O şekilde. Arkasından da göstereyim bu arabayı. Sonuçta müzelik bile olmasa bile bunlar bizim gözümüzün alışık olmadığı arabalar Türkiye'de. Gene bir Chrysler mı yazıyor? Chrysler yazıyor. Müzelik değil ama müzik çalıyor. Arkadaşlar bizim Toga benziyor. Fazla müzik çalmadan telif hakları geliyor arkadaşlar. O yüzden güzel bir araba. Gene Dodge, bir tane Dodge var arkadaşlar burada. Orijinal. Bu da antika sınıfında. Bunu da göstereyim için arkadaşlar. Deri koltuklar. Şöyle.
pırıl pırıl yapmış adam için. Şöyle. Mikrofonu çıkardım arkadaşlar. Kulaklığımı. Takıyorum orayı buraya. Kamerayı sokmaya çalıştığım için orayı buraya takılıyor. Burada da yeni bir Ford var tabi. Amerikan olduğu için bu da gelmiş. Ford Raptor. Vah. Arazi arabası. Ama bayağı arazi arabası ama. Şöyle gideyim, çocuklar geliyor. Çekici demiri bile var yani. Üstünü kapatmışlar. Böyle eski model değil ama bunlar her gün gördüğümüz araba modelleri değil. Avrupa'da da olsa değiller. Şöyle göstereyim. Otomatik hem de görebiliyorsanız. Ben görüyorum buradan ama gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Gelenler var. Yine. Arkadaşlar bu aracın aynası, dikiz aynası neredeyse benim boyum yükseklikte. Yüksek araba, onu anlatmaya çalışıyorum. Çok yüksek, hatta tek başım olduğum için belki insanlardan farkına varabilirsiniz. ...6.2 litrelik galiba. Şöyle yazıyor şurada. O demek herhalde. Bilmiyorum artık bu benzinli. Benzinlidir Amerikan arabası. Ben kendimi çekiyorum. Benzinlidir. Büyük ihtimal. Gene yanında kırmızı bir... Kırmızı bir... Müzelik araba var arkadaşlar. Şöyle onu da camı hafif açık bırakmışlar. Gene ben sokayım bunu. Bu da otomatikmiş. Otomatikmiş. Zaten Amerika'da bildiğim kadarıyla arabaların hepsi otomatik vites. Çoğu manuel vitesli arabalar orada daha pahalıymış. Öyle bir bilgim var. Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Ford'muş bu da, Mustang'mış. Ford Mustang. Şöyle bir araba. Arkadaşlar şimdiden yarım saat oldu. Bu da müzelik bir araba. Bunlar vidalanmış bu. Mika gibi bir şey arka cam. Bilemiyorum artık. Ne olduğunu anlayamadım. Cam kırgı olunca cam bulamamışlar herhalde orijinal. Öyle bir şey yapmışlar. O da iyi bir şey olmamış. Çözüm. Belki çözüm olmuş da vidalar görünmese sanki daha iyi olacakmış gibi me geliyor. Bilemeyeceğim. Pro Street. Artık ne markasıysa arkadaşlar, bunun bir tane motoru falan her şeyi, ciğerleriniz dışarıda bunun. Bu, ben önce bir göstereyim içerisini. Bu da rallilerde falan kullanılmış herhalde, görebiliyorsanız. Bu modifiye edilmiş diyeceğim ama bu modifiye edilmiş olsa bu plakayı alamaz. Bunun ciğeri falan dışarıda. Böyle bir arabayı ben ilk defa görüyorum. Neden böyle? Kaç motor bu? Arkadaşlar insanlar çok olduğu için burada pek ön tarafa gidemedim. Herkes önde toplanmış arabanın. Pek yaklaşmak da istemiyorum. İnsanlara. Şöyle bir de sağından arabanın çekim yapayım.
Bunun camı maalesef açık değil. Böyle bir motor, sanki şu motorun parçaları falan yeni gelmiş, yeni kullanıma alınmış gibi herhalde takılmış. Arkadaşlar, bir de önden çekmek isterim ben bunu size. Ama insanlardan yaklaşamıyorum. Şöyle bir dolaşayım. Bulabilecek miyim? Şöyle şuradan. Şöyle bir.